Sevgili genç arkadaşlarım, İsmet İnönü Mahallesi'nin saygıdeğer insanları. Bu çekimi muhtar adaylığına nasıl karar verdiğimi, nasıl muhtar olduğumu, ardından yapmış olduğumuz hizmetleri aktarmak üzere çekmekteyiz. Kıymetli komşularım, 2013 yılının yaz ayıydı. Önce aileme, daha sonra yakın arkadaşlarıma muhtar adaylığı başladıktan sonra eski muhtarımız Necat Albayrak'ı evinde ziyaret ettim. Muhtar olmak istediğimi, kendisinin beni desteklemesini, severek, isteyerek bu görevi devretmesini kendisinden rica ettim. Kendisi bir dönem daha muhtar olmak istediğini, beni birinci sıra aza yapmak istediğini söyledi. Ancak 25 yaşındaydım. Heyecan doluydum. Bu enerjiyi sizlerde hizmet etme konusunda kullanmaya karar verdim. Necat amcama aday olduğumu ve kendisine rakip olacağımı açıkladım. Ve hepinizin bildiği 10 yıl önceki o seçimi yaşadık. 985 kişinin vermiş olduğu oyla Allah'ın izniyle muhtarlığa getirildik. Kıymetli komşum, bilmenizi isterim ki ben Necat amcama gittim, küçüklüğümü gösterdim, kendisinden çekilmesini bizzat rica ettim. Bizim anlayışımız budur. Biz hiç kimsenin koltuğuna talip değiliz. Biz sadece hizmete talibiz. Ve burada çok önemli bir konuyu da açıklamak istiyorum. Sayın Nuri Ertan gerçeğini açıklayacağım. Nuri Ertan, hepinizin bildiği gibi o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmuştu. Beni Erdoğan Yılmaz arkadaşımla ve Hüseyin Gören abimle evine davet etti. Kendisiyle bir sohbet gerçekleştirdik. Beni desteklemek istediğini, yolumun açık olmasını temenni ederek beni destekledi. Ancak bilmenizi isterim ki ben kendisini destekleyeceği konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadım. Aradan yaklaşık 15 gün geçti. Aksa Sigorta'da Hüseyin Gören'e ait dükkanda Coşkun Kalkan ve arkadaşlarıyla birlikte Sayın Nuri Ertan sohbet ediyorlardı. Beni geçerken içeri davet ettiler. Ardından sohbet bitti, dışarıya çıktık, Sayın Nuri Ertan'la birlikte yürümeye başladık. Ardından Çeşme'de bizi birlikte gören insanlar dediler ki Mehmet Karakurt Nuri Ertan'la birliktedir, birlikte siyaset yapmaktadırlar. Halbuki öyle bir şey yoktu. Sayın Nuri Ertan bana bir ihtiyacım olup olmadığını, olması durumunda evinin kapısının, gönül kapılarının bana açık olduğunu söylemişti. Ancak Cumhuriyet Halk Partili abilerim bunu yanlış algıladılar ve beni Milliyetçi Hareket Partili olarak göstererek cephe aldılar. Seçimin sonucunda hepinizin bildiği gibi Necat amcam 617, Gülnur Okyay teyzem 284, Mehmet kardeşim ise 985 oy aldı ve seçim bu şekilde sonuçlandı. Ben o güne kadar Nuri Ertan'ı açıkça hiçbir zaman desteklemedim. Ama ne zaman sen MHP'lisin, Nuri Ertan'ın yanındasın dediler, işte o gün kararımı verdim ve Nuri Ertan'ı açık bir yüreklilikle destekledim. Kıymetli komşum, yaklaşık 10 yıllık bir süreci geride bırakmış bulunuyoruz. İlk göreve geldiğimde 2024 numaralı sokakta oturan Necat amcamın evinin önü asfalttı. İlk etapta kendisinin sokağının kilit parkı yapılmasıyla alakalı resmi müracaatımızı yaptık. İlk icraatımızdır. Ardından hepinizin bildiği gibi amfiteyatro düğün salonunun tadilat yapılması, birçok park ve bahçenin düzenlenmesi, birçok yolun açılmasıyla birlikte komşularımıza hizmette bulunduk. Bunun neticesinde 5 yılın tamamında gerek kaymakamlığa, gerek Çeşme Belediyesi'ne hem resmi hem şifahi Çeşme merkezdeki muhtarların toplamından fazla müracaat ederek bu konuda ulaşılması zor bir başarıya imza attık. Kıymetli komşularım, ardından 5 yıl geçti ve sizin tekrar huzurunuza çıkarak bir kez daha aday olduk. Hepinizin bildiği gibi Enver Karayel kardeşimle bir yarışa girdik. Bu yarışın neticesinde ben 1506 oy aldım. 768 fark atarak Enver Karayel kardeşimizle olan yarışı noktaladık. Ben bu seçimden yaklaşık 45 gün önce şu anda Çeşme seyahatte çalışan İbrahim Kapkın kardeşime, aileme ve yakın çevreme şunu söyledim. Bu seçim Allah'ın izniyle bitmiştir. Ben en az 1350 tane oy alarak seçimin galibiyim. 1349 tane oy almam durumunda bu seçimi kazansam dahi görevden istifa edeceğimi söyledim. İbrahim Kapkın kardeşim, bunu birçok yerde söylemem gerektiğini, seçim kazanmam durumunda
1350'nin altında oy alırsam sözümü yerine getirmem gerektiğini açıkça ifade etti. Hepinizin bildiği gibi Allah'a çok şükür biz vermiş olduğunuz sözün arkasında durduk ve 1506 ay olarak tahmininizi tutturarak tekrar muhtar olduk. Kıymetli komşum, bu ikinci 5 yılda çok ciddi çalışmalar yaptık. Hepinizin bildiği gibi 8 tane tarımsal inceleme ve satın alma gezisi icra ettik. Ardından Çeşme'deki en büyük noksan olarak gördüğüm sağlıklı beslenme, sebze yetiştirilmesi ve yerel değerler hususunda çalışmalarımız başladı. Bunun en güzel örneği Çeşme Sakız Koyun Şenliği'ni tekrar hayata geçirmemizdir. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Faik Tütüncüoğlu'na ve ekibine ve bu konuda bana destek olan diğer üretici abilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli komşularım, bunun yanı sıra ikinci 5 yıllık dönemimizde de gerek kaymakamlığa, gerek Çeşme Belediyesi'ne en fazla resmi ve şifahi müracaatı yaparak bu konuda da ulaşılması zor bir başarıya tekrar imza attık. Eski Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Ercüment Akpınar, şu anki müdürümüz Sayın Zehra Küçük. Ayrıca Çeşme Belediyesi genel evrada sorulduğunda bu gerçeği hepiniz şahit olur ve görürsünüz. Kıymetli komşularım, Allah kısmet ederse 3. ve son kez aday olacağım 30 Mart seçimleri yaklaşmaktadır. Şahsıma sağ ve sol partilerden yapılmış açık teklifler bulunmaktadır. Bilmenizi isterim ki Çeşme'ye daha fazla hizmet edebileceğim bir hizmet alanı bana sunulursa, bu enerjiyi, bu coşkuyu size hizmette kullanmaktan çekinmeyeceğimi, bu cesareti göstereceğimi bilmenizi isterim. Kıymetli komşum, Allah kısmet ederse 30 Mart seçimlerinden sonra 3 günlük itiraz süresinin dolmasının akabinde muhtarlığı bırakmak istediğim arkadaşımı ve dahi kardeşimi sizlere açıklayacağım. Öyle bir insan ki dürüstlüğüyle, insanlığıyla, yardımseverliğiyle bir markadır. Onu tanımanızı sizlerden rica edeceğim. Çünkü böylesine insanlar kolay yetişmiyor. O bu kardeşimi tanıyacak, onu çok sevecek ve inşallah bir önümüzdeki 5 yıllık süreçte sizler hep birlikte bu kardeşimizi destekleyerek muhtar yapacağız. Çok değerli büyüklerim, sevgili genç arkadaşlarım. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri en içten, en kalpten duygu ve düşüncelerle sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.